İlk önce patlıcanları kızartacağım. Ben kızartma yağımı hazırladım. Siz de lütfen yağınızı hazırlarken yağınızın tencerenin yarısının üstüne geçmesine izin vermeyin. Bu taşma riskini engeller. Biraz su kaynatacağız. Fakat önce acısını almak için patlıcanları annem usulü limonlu suda bekleteceğim. Hemen kabaca keseceğiz bu şekilde. İkiye bölüyorum. Biraz da limon sıkalım içine. Evde limon kalmadıysa tuz da koyabilirsiniz. Tamamıyla anam babam usulü çalışmaya çalışıyorum. Bu burada biraz beklesin. Şöyle iki tarafını da çevirelim. Şimdi bolognez bir sos hazırlayacağız. Evet, şöyle soğanlarımızı kabaca doğrayacağız. Tava ısıtacağım. Biraz zeytinyağı koyacağım. Önce tavam ısınsın. Orada birkaç diş de sarımsak hazırlayalım. İki tane soyacağım. Şöyle küçülttük, tamamdır. Tavam ısındı. Okey, bu yeterli. Soğanlarımızı atalım. Şimdi burada soğanların çabuk ölmesini istiyorum. Bir an önce suyunu bırakıp hemen devam etmek istiyorum. Buradan bolca deniz tuzu alalım. Evet, soğanlarımızı kontrol edelim. Soğanı 1-2 dakika, arkasından hemen kıyma. Patlıcanı aldım. Bir mutfak havlusu içinde suyunu iyice süzmek istiyorum. Çünkü yağımız çok kızgın, patlamasını istemiyorum. Yaklaşık 4-5 dakika yetecektir. Şöyle bir, şöyle iki. İyice kuruladığımız için patlama yok. Şöyle bir havlu kağıt koyarsanız kızarınca üzerine alırız ve onlar soğurken biz de çalışmaya devam ederiz. Suyum da kaynamaya başladı. Kıymam kavruluyor. Güzelce eziyorum. Ve bolca baharatlar. Şöyle alalım. Herkes öğrendi. Ben acıyı çok severim. O yüzden bolca karabiber, pul biber. Şimdi salçamı ekliyorum. Biraz domates salçası kullanıyorum ben. Şuradan da çok azıcık biber salçası alacağım. Yeterli olacaktır. Şimdi sosum olmaya başladığına göre bu kavrulurken salçamız, suyum da kaynadı. Bolca bir tuz atalım içine. Şöyle bir bakalım. Kontrol, evet çok iyi. Kontrol ederken ellerinizin kuru olduğuna çok emin olun. Şöyle koyalım. Patlıcanımı burada soğumaya bırakıyorum. Şimdi makarnanın yerini değiştirelim. Evet. Nefis kokular gelmeye başladı. Evet, bu kaynadı. Önce makarnaları atalım. Şimdi iki patlıcanımız olduğu için bu iki kişilik bir yemek. Normal bir su bardağı düşünürsek 5-6 tane tagliatelle yetecektir. Rendeleyeceğim ve en son, çünkü dediğim gibi görünmesini istedim bugün, sarımsaklarımı koyacağım üzerine. Şimdi sosumuzu domateslerle buluşturalım. Şöyle güzel süslü bir kepçem var. Makarnanın suyundan koyacağım. Tadına bakıp öyle baharatlandıracağım. Dediğim gibi bugün sarımsakları böyle üzerinde yemek istedim açıkçası. O yüzden bu şekilde yapıyorum. O da sizin tercihiniz. Sosum biraz kendi halinde kaynayacak. Ben orada patlıcanlarımı hazırlamak istiyorum. Önce bir elimle kontrol edeyim. Evet, çok değil ama en azından çalışabileceğim kadar soğumuş. Şu şekilde üzerine çizgiler atın. Sıcakken çalışması daha kolay olacaktır. Tekrar bir kaşık ve çatal alacağım. Şu şekilde içini olabildiğince açacağım. Ama kesinlikle içini boşaltmıyoruz hiçbir şekilde. Şöyle iyice tırtıklayın. Güzelce tuz, karabiber. Şöyle bolca karabiber. Evet, tuz da koyalım. Buna tuz koymazsanız yerken çok yavan oluyor. O yüzden mutlaka koyun. Tekrar sıcak olduğu için şu şekilde yapalım. Evet. Bunlar hazır. Biraz daha soğusunlar. Tekrar beklemeye gitsinler şurada. Makarnamı hemen süzüyorum. Şimdi sosumuzla makarnamızı buluşturacağız. Makarna azsa tavanın içine. Makarna ölçüsü fazlaysa eğer sos tencerenin içine. Tamamdır. Gerçekten nefis olduğunu garanti ediyorum. Evet, iyice karıştı. Şimdi içlerini dolduruyoruz. Çok sıcak, dikkat edin. Şu
Şöyle biraz dökelim kenarlarından. İşte bu kadar. Dediğim gibi kalan sosu paketleyin. Buzdolabına koyun. Bir dahaki sefere sosunuz hazır. Tam bana yakışır bir şekilde tembelce doğrayacağım bunları. Zaten buradaki asıl amaç üzerine küçük minik bize ait dekorlar yapmak. İşte hazır.